Merhabalar. Ben Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeliyim. Sizlere engelli bireylere tanınan hak ve hizmetlerden kısaca bahsedeceğim. Engelli Sağlık Kurulu raporu. Engelli bireyler kendilerine tanınan hak ve hizmetlerden faydalanmak için engellilik durumlarını, engel gruplarını, engellilik tür ve derecelerini belirten Engelli Sağlık Kurulu raporu almalıdır. Bu rapor yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği hastanelerden alınabilmektedir. Manisa Merkez'de Manisa Şehir Hastanesi, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden rapor alınabilir. Engelli Kimlik Kartı. Birçok haktan faydalanmak için temel belgelerden olan engelli kimlik kartı sahibi olabilmek için 18 yaşından büyük engelli bireylerde %40 oranı ve üzerinde engelli sağlık kurulu raporu, 18 yaşından küçük engelli bireyler için ise Çözger adı verilen çocuklar için özel gereksinim raporunda en az hafif düzeyde özel gereksinimi vardır ibaresi yer almalıdır. Bu raporun aslı veya onaylı örneği ile ikamet edilen ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı ile birlikte müracaat edilebilir. Engelli kimlik kartı sahipleri, tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları trenlerini ücretsiz olarak kullanabilirler. İç ve dış hat uçuşlarını %20 indirimle gerçekleştirebilirler. Eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşantılarında ihtiyaç duyabilecekleri, onlar için özel olarak üretilmiş her türlü araç, gereç ve özel bilgisayar programlarında KDV'den muaf olurlar. Müze ve öğren yerlerine ücretsiz olarak girerler. Milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına ücretsiz olarak girerler. Devlet tiyatrolarını ücretsiz olarak izlerler. Ayrıca toplu konut idaresi tarafından hazırlanan projelerde konut sayısının %5'i engelli vatandaşlarımıza ayrılmıştır. GSM operatörleri engelli bireylere özel olarak tarifeler uygulayabilmektedir. Engelli bireylerin ihtiyaç duyabilecekleri yardımcı araç gereçler, tıbbi malzemeler, sarf malzemeleri, ortez, protez gibi malzemeler SGK tarafından karşılanmaktadır. Engelli bireyler fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarından rapor durumlarına göre fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimine başvurarak ücretsiz olarak faydalanabilirler. Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya yakınları, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş çağrı merkezi olan 444 38 33 nolu telefonu arayarak müracaatta bulunabilirler. Bu müracaat sonucunda sağlık ekibi tarafından hanede ziyaret edilebilirler. İşitme engelli vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri acil durumlarda kullanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi oluşturulmuştur. İşitme engelli bireyler telefonlarına indirecekleri mobil uygulama ile ücretsiz olarak 112 acil servise ihbar yapabilmekte, görüntülü konuşma başlatabilmekte ve anlık mesajlaşma yapabilmekte olup olay yerine hızlı bir şekilde ambulans veya acil müdahale ekibi yönlendirilebilmektedir. Engelli bireylerin ve yakınlarının yararlanabilecekleri vergi ve fatura indirimleri. Engelli olup herhangi bir meslek icra eden ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan meslek erbabı gelir vergisi indiriminden faydalanabilir. Engelli Sağlık Kurulu raporu %90 ve üzerinde olan kişiler özel tüketim vergisinden yani ÖTV'den muaftır. Engelli Sağlık Kurulu raporu %40 ve üzeri olan kişiler özel tüketim vergisi indiriminden faydalanabilir. Engel oranı %90'ın altında olan kişiler de alacakları araçlarda engel durumuna göre bir düzenleme yaparlarsa ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler. Engellilik derecesi %90 ve üzerinde olan engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer engellilerin engel durumlarına uygun hale getirilmiş taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden muaftır. 200 metrekareden küçük tek konutu bulunan engelli bireyler emlak vergisinden muaf olurlar. Vergi indirim ve muafiyetlerinden faydalanmak için vergi dairesi başkanlığına, vergi dairesi başkanlığının olmadığı yerlerde defterdarlıklara, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne, vergi dairesi bulunmayan ilçelerde ise mal müdürlüklerine başvuru yapabilirler. Elektrik tüketim desteği. Evde bakım yardımı almayan,
Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı haneler, kullanılan cihazın elektrik tüketim miktarına göre 200 TL'ye kadar indirimden faydalanabilir. Gerekli hallerde kesintisiz güç kaynağı sağlanabilmektedir. Elektrik tüketim desteğinin başladığı ilk ay, tek sefere mahsus olmak üzere cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borcu ödenebilmektedir. Elektrik yardım ve desteği için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılması gerekmektedir. Engelli aylığı. 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara yardım verilir. Engelli aylığından faydalanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılması gerekmektedir. Engel oranına göre aylık miktarı değişmektedir. Engelli aylığından kimler faydalanabilir? Sosyal güvenlik kurumlarından hiçbirine tabi olmayan, yardıma ihtiyacı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belgelenen, 18 yaşından büyük engelliler için %40 oranı üzerinde engelli sağlık kurulu raporu bulunan, 18 yaş altı bireyler için en az hafif düzeyde özel gereksinimi olduğunu belirten raporu bulunan kişiler faydalanabilir. Evde bakım yardımı. Engelli bireylerin kendi ikametinde akrabaları ya da vasisi tarafından bakılması durumunda bakım veren kişiye verilen aylıktır. Evde bakım yardımından faydalanabilmek için hanenin menkul ve gayrimenkul toplam gelirlerinin hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olduğunun gelir tespiti raporu ile tespit edilmiş olması gerekmektedir. Engelli bireyin engelli sağlık kurulu raporunda yetişkinler için tam bağımlı, çocuklarda ise çok ileri düzeyde özel gereksinim, belirgin özel gereksinim veya özel koşul gereksinimi vardır ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir. Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmiş olması gerekmektedir. Evde bakım yardımı için engelli bireyin ikametinin bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne, Sosyal Hizmet Merkezi'nin bulunmaması durumunda kaymakamlıklara başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca daha önceden olumsuz olarak değerlendirilmiş başvurunuz varsa, değişen koşullarınıza uygun olarak yeniden başvuru yapabilirsiniz. Bakım hizmeti. Engelli bireyler resmi ya da özel bakım merkezlerinde bakım hizmetinden faydalanabilirler. Resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden gelir durumuna bakılmaksızın ücretsiz olarak faydalanılabilir. Bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da doğrudan yatılı bakım merkezine başvuru yapabilirsiniz. Özel bakım merkezlerinden ise tam bağımlı engelliler faydalanabilir. Hanenin menkul ve gayrimenkul gelirlerinin toplamının hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olduğunun gelir tespiti raporu ile tespit edilmiş olması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da doğrudan Özel Bakım Merkezi'ne başvuru yapılabilir. Sizlere engelli bireylere tanınan hak ve hizmetlerden kısaca bahsetmeye çalıştım. Anlatılan tüm konular hakkında ayrıntılı bilgi almak üzere ikamet ettiğiniz ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret edebilirsiniz.